Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bootstrap kullanmaya devam edeceğiz. Bootstrap'ı kullanırken arkadaşlar çok detaylı bir inceleme olmayacak. Bu çok detaylı fonksiyonlar hakkında bilgi vermeyeceğim sizlere. Ama eğer ki web programlama ile ilgili çalışacaksınız, Bootstrap'ı öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani CSS kurallarının içeriğine girip bakmanıza çok gerek yok ama en azından kuralların nerelerde kullanıldığını, nasıl kullanıldığını bilmeniz çok faydalı olur arkadaşlar. Genelde programcıların yaptığı bir hata, kodları aynen alıp kopyalıyorlar. Daha sonra kodlar içerisinde en ufak bir hata çıksa büyük problemler yaşıyorlar. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Belki basit başlangıç için bunu yapılabilir ama öğrenmenizde fayda var kesinlikle. Dikkat ediyorsanız sayfamı biraz değiştirdim. Bir menü yaptım baş tarafta. Ve menüye dikkat ediyorsanız, mesela burada bir link ekledim. Ayrıyeten menüyü küçülttüğüm zaman bakın. Değişiyor. Tıkladığım zaman bakın açılıyor. Ayrıca burada da menüm var. Görüyorsunuz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Menümüz arkadaşlar nav bloğu içerisinde HTML5 standardı ile beraber gelen bir blok bu. Ve dikkat ediyorsanız sınıfının belirli özellikleri var. Belirli sınıflar eklenmiş. Bunlar Bootstrap'ten gelen özellikler arkadaşlar. Ayrıca navigasyonu kolaylaştırmak için rolünü de navigation yapıyoruz. Bu bloğu açalım isterseniz. Navigasyon menümüz arkadaşlar iki kısımdan oluşuyor. Header kısmı, bakın zaten header sınıfına ait. Bir de arkadaşlar butonlar kısmı. İki kısım. Şöyle kapatalım. Şu kısımla header kısmı. Header alanındaki arkadaşlar ilk eleman bir buton dikkat ediyorsanız. Bu buton arkadaşlar aslında penceremiz küçültüldüğü zaman devreye gidiyor. Dikkat ediyorsanız küçülüyor. Ve buton içerisinde dikkat ediyorsanız menümüzün elemanları var. Bunu nasıl sağlandığını şimdi söyleyeceğim. Ama öncelikle butonun 3 tane span elemanı var arkadaşlar ve class icon bar elemanı değeri almışlar. Bunun sebebi ne? Bakın dikkat ediyorsanız butonumuzda 3 tane çizgi var. Bunu sağlayan arkadaşlar bunun elemanlar. Eğer bunlardan bir tanesini silersem bakın dikkat edin sayı 2'ye düştü. Bir tane daha silersem sayı 1'e düştü. O yüzden bunları geri alacağım 3 tane. Peki nasıl oluyor da bu buton içerisinde çıkartacakları biliyor? Dikkat ediyorsanız benim listemde aynı elemanları çıkartıyor. Şöyle büyüttüğüm zaman bakın aynı elemanları çıkartıyor. Bunu sağlayan arkadaşlar şuradaki data target elemanı. Ve dikkat ediyorsanız data target elemanına bir ID vermişim. Ve bakın seçtiğim gibi otomatik olarak aynısını buldu. Ben data target arkadaşlar menümdeki elemanların bulunduğu div'i verdim. O da gidiyor arkadaşlar. Arka planda tabii bir JavaScript çalışıyor. Arka planda çalışan JavaScript bu divin içerisindeki liste elemanlarını tek tek alıp buton tıklandığı an aşağıya çıkartıyor arkadaşlar. Veya şöyle diyebiliriz. Divi direkt altına çıkartıyor diyebiliriz. Tam detayını bilmiyorum ama bir şekilde alta çıkartıyor. Bunu da yapan JavaScript. Peki ben niye bunları anlatıyorum diyeceksiniz. Bu kadar detaylı anlatmaya gerek var mı? Kopyalayıp yapıştırsak. Bakın arkadaşlar kopyalayıp yapıştırdığınız zaman arka planda olan şeyleri bilemezsiniz. Ve bu düzeltmelerinizde problem yaratır. Yani bu kodları değiştirmeniz gerekecek. Belki bir yerinde hata var. Ama eğer ki kopyalayıp yapıştırırsanız bu hataları bulma şansınız yok. Ama az çok yapının nasıl işlediğini bilirseniz tümüyle detaylı olması gerekmiyor. Yani her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Ama az çok az önce gösterdiğim gibi ufak tefek detayları bilirseniz kod içerisindeki hataları düzeltme şansınız olur. Gördüğünüz gibi ilk buton şu butona çıkmasını sağlıyor. Ve dediğim gibi bunlar butondaki çizgileri belirtiyor. Şu icon bunları değiştirebilirsiniz isterseniz. Ben değiştirmeyeceğim. Ayrıca butona tıklandığı an çıkacak olan menü şu ID'ye sahip. Bakın bu divin ID'siyle aynı olması gerekiyor. Butonu bitirdikten sonra arkadaşlar karşımıza bir link çıkıyor. Ve bu linkin bakın dikkat ediyorsanız sınıf ismi Navbar Brand. Bu sınıf ismini gördüğü an arkadaşlar onu direkt sol tarafa baş tarafa alıyor ve dikkat ediyorsanız yazı büyük. Bunu sağlayan
şu class. Bu elemanı da anlattıktan sonra header kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi gelin menü kısmına geçelim. Menü kısmında arkadaşlar bakın dikkat ediyorsunuz bir div ile çevrilmiş. Ve div'deki class dikkat ediyorsunuz collapse navbar collapse olarak yazılmış. Bu class arkadaşlar bakın dikkat ediyorsunuz şu hale gelebilmesini sağlıyor. Bakın aşağı yukarı indirilebilmesini sağlıyor. Eğer bunları yazarsak Bootstrap bunları yukarı aşağı çekebilir. Ve dikkat ediyorsanız hemen yan tarafa bir tane daha CSS koydum. Bu da navbar right diyor. Yani sağa doğru ötülüyor dikkat ediyorsanız. İsterseniz onu left yapalım. Veya center diyelim bakalım ne olacak. Center bir şey yapmadı. Belki de yok öyle bir sınıf. Left yapalım. Center yapması zordu zaten. Pardon yenilemedim ki ben. Center sola yaslıyormuş. Left diyelim aynısını yapacak. Right şuraya bir left yazalım. Bakalım. Evet. Center aynı şeyi yapıyor. Right dediğim zaman sağa yaslı yapıyor. Ve dikkat etmeniz gereken diğer bir şey arkadaşlar. CSS kuralları birbiri üstüne yüklenir. Yani ilk kural olarak collapse'i yüklüyorum. Daha sonra navbar collapse'i onun üstüne yazıyorum. Yani buradaki yeni özellikler, burada bulunan özellikler collapse'deki aynı türdeki özelliklerin üstüne yazılacak. Mesela diyelim ki burada font 15 verdiysem, burada diyelim ki 13. Buradaki özellik aktif olacak. Tabii bütün buradaki collapse'deki bütün özellikler sıfırlanmıyor. Burada bulunan özelliklerin üstüne yazılıyor. Aynı şekilde bakın onların üstüne de bu yazılıyor. Bir nevi üstüne ezme tekniği arkadaşlar. Ve son olarak ID'sini belirttim. Çünkü butona tıklandığı zaman bu divin kullanılmasını istiyorum. Daha sonra arkadaşlar dikkat ediyorsanız listeme başlıyorum. Şu kısmı bir liste halinde yazmanız gerekiyor. Ondan sonrası arkadaşlar öncelikle girişi yazdım ve dikkat ediyorsanız girişi active class dedim. Bakın o yüzden sanki üstüne basılmış gibi görünüyor. Daha sonra kayıt. Tabii linklerini ayarlamadım. Ve daha sonra arkadaşlar dikkat ediyorsanız burada bir liste var. Bunu yapmak için ne yazdım? List. Bakın liste elemanına dedim ki drop down olacaksın. Class'ına drop down yaparak. Daha sonra arkadaşlar sınıflar diye bir link koyuyoruz. Ve dikkat ediyorsanız burada sınıflar. Ona da class olarak drop down toggle diyoruz. Yani bastığın an aşağı açılsın diye. Bunlar Bootstrap'in sınıfları arkadaşlar. Daha sonra yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Diğer listeyi oluşturuyorum. Bakın dikkat ediyorsanız burada da bir liste var. Oradaki elemanları da aynen yazıyorum arkadaşlar. Örneğin ayrık bir eleman yazmak istiyorsam şuradakini. Bakın divider class'ı kullanmanız gerekiyor liste elemanından önce. Yani şuraya ayrı atsam arkadaşlar. Eğer ki mesela şuradakini kaldırırsam o alttaki gidecek. Şöyle tıklarsam gördüğünüz gibi alttaki ayrık gidiyor. Benim tavsiyem arkadaşlar Bootstrap ile alakalı kuralları inceleyin. Üzerlerinde değiştirmeler yapın. Bakın ne kimi etkiliyor. Bu sayede kendi özel görüntülerinizi elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başka bir özellik daha göstermek istiyorum. Dikkat ediyorsanız elektronik ECC dosyasına bayağı bir yazı ekledim. Ve artık sayfamız aşağı doğru gidebiliyor. Ben aşağı doğru giderken navigasyon barımın sabit kalmasını istiyorum. Bunun için arkadaşlar layout'a geleceğim. Tek yapmam gereken pardon. Bakın tam şu kısma. Navbar fixed top CSS'ini yazmak olacak. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar kaydedersem bakın navbar sürekli yukarıda kalıyor. Ve dikkat ediyorsanız bir problem var. Benim diğer sayfa elemanlarım biraz yukarı gitti. Bunu yine CSS ile ayarlayabiliriz. Eğer CSS ile body elemanlarımı biraz daha margin koyarsam bunlar aşağı doğru kayabilir. Şu an için problem yok tabi.
Bakın, istersem top yerine bottom yazarsam arkadaşlar, bakın şimdi ne yapacak? Gördüğünüz gibi şimdi tavana tabana yerleştirdi ve aşağı doğru gidebiliyorum. Bakın, sıkıştırdığım zaman gördüğünüz gibi buton yine çıktı. Son olarak da arkadaşlar, eğer ki navigation bar'a nav inverse klasını kullanırsak görmüş olduğunuz daha şık bir görüntü elde edebiliriz. İstersek bunu küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi. İlerleyen videolarda da arkadaşlar Bootstrap ile ilgileneceğiz ama burada ilk başlarda biraz anlatmak istedim Bootstrap'in nasıl kullanıldığını. Umarım faydası olmuştur. Hepinize kolay gelsin.